Elimizdeki örnekte A tepkeninin tepkimeye girmesi sonucu bazı ürünler elde ettiğimizi varsayalım. Bu tepkime de A tepkenine göre ikinci dereceden bir tepkime olsun. Tepkimenin A tepkenine göre ikinci dereceden olduğu durumlarda tepkime hızının K olarak ifade edilen hız sabiti çarpı A tepkeninin derişiminin ikinci kuvvetine eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kuvveti olmasının sebebi ise bunun ikinci dereceden bir tepkime olması. Tepkime hızını şu şekilde de yazabiliriz. A tepkeninin derişimindeki değişim bölü, zamandaki değişimin negatif değeri. Bu iki denklemi birbirine eşit hale getirip integralden de yararlanarak ikinci dereceden bir tepkime için integrale alınmış hız yasasını bulabiliriz. Buna göre 1 bölü t zamandaki a tepkeninin derişimi eşittir, k hız sabiti çarpı zaman artı 1 bölü a tepkeninin başlangıçtaki derişimi. Gördüğünüz gibi integrale alınmış hız yasası aslında y eşittir mx artı b formülüne benziyor. Bu da aslında düz bir çizgide kullandığımız formülün aynısı. Buna göre grafik üzerinde 1 bölü a tepkeninin derişimini y eksenine zamanı da x eksenine yerleştirebiliriz. Bunu çizerek göstersem iyi olacak. Dediğim gibi 1 bölü a'nın derişimi y ekseninde zamanda x ekseninde. Düz çizgimizi de ekleyelim. Bu çizginin eğiminin hız sabiti olan k değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğim k değerine eşit. Doğrunun y eksenini kestiği nokta ise 1 bölü a'nın başlangıçtaki derişimine eşit olur. Buna göre düz çizgimizin y eksenini kestiği nokta 1 bölü a'nın başlangıçtaki derişimini ifade eder. Şimdi de ikinci dereceden bir tepkimeye bakalım. Burada C5H6 olarak ifade edilen siklopentadiyen molekülü olduğunu görüyoruz. Bu örnekte iki siklopentadiyen molekülü tepkimeye girerek siklopentadiyen molekülünü oluşturuyor. Bu videoda tablodaki verileri kullanarak bu tepkimenin ikinci dereceden bir tepkime olduğunu kanıtlayacağız. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Tepkimede siklopentadiyen molekülünün önündeki katsayı 2. Baştaki tepkimemize dönersek A tepkeni tepkimeye girerek bazı ürünler oluşturuyordu. Burada A tepkeninin önündeki katsayının 1 olduğunu görüyoruz. Bunun gibi sorularda burada gördüğünüz ikinci dereceden tepkimeler için kullanılan integrale alınmış hız yasasından yararlanabiliriz. Ancak örneğimizde siktopentadiyen tepkiyenin önündeki katsayı 2. Bu durumda buraya 1 bölü 2 şeklinde bir stokiyometrik katsayı eklememiz gerekir. İntegralden de yararlanarak bu iki tepkime hızını denkleştirdiğimizde buradaki 1 bölü 2 ifadesinden dolayı k değerinin önüne 2 eklememiz gerekir. Y eşittir mx artı b formülünden yola çıkarak bu durumda çizgideki eğimin 2k'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre tepkimemiz için integrale alınmış hız yasasını yeniden yazalım. 1 bölü t zamanda siktopentadiyen derişimi eşittir 2 kt artı 1 bölü siktopentadiyenin başlangıçtaki derişimi. Tablomuza dönecek olursak saniye cinsinden zaman değerlerini ve siktopentadiyen molekülünün derişimini görüyoruz. Ancak formülde bizden 1 bölü siktopentadiyen derişimini bulmamız isteniyor. Bunun için tabloya yeni bir sütun ekleyelim. Bu sütunda 1 bölü siklopentadiyenin derişimini bulalım. Zamanın 0 saniyeye eşit olduğu durumlarda siklopentadiyenin derişimi 0,0400 molara eşit olduğuna göre 1 bölü 0,400'den burası 25 olur. Zaman kazanmak için videodan önce bu sütunun geri kalanını sizin için tamamladım. Burada görebileceğiniz gibi zaman ilerledikçe yani 0'dan 50, 100, 150 saniyeye çıktıkça siklopentadiyen molekülünün derişimi azalır. Çünkü zaman ilerledikçe siklopentadiyen disiklopentadiyene dönüşür. Şimdi de tablodaki verileri grafiğe geçirelim. Bunun için 1 bölü siklopentadiyen derişimini y eksenine, zamanı da x eksenine yerleştirebiliriz. İlk noktamız yani zamanın sıfıra eşit olduğu nokta 1 bölü siktopentadiyen derişiminden 25'e eşit çıkar. Bunu grafik üzerinde gösterelim. Gördüğünüz gibi zamanın sıfır olduğu ilk nokta 25'e eşit. Diğer noktaları birleştirdiğimizde düz bir çizgi elde ederiz. Şimdi de bu düz çizginin eğimini bulmamız gerekiyor. Bunu pek çok farklı şekilde bulabiliriz. Örneğin bunun için bir grafik hesap makinesi kullanabiliriz. Buna göre bu çizginin eğimi 0,1634'e eşit çıkar. Bunu y eşittir mx artı b formülüne göre yazarsak eğimin 2k değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla k hız sabitini bulmak için eğimi 2'ye bölmemiz lazım. Buradan da 0,0817 gelir. Şimdi de k değeri için birimleri yazalım. Hatırlarsanız eğim aslında y değerindeki değişim bölü x değerindeki değişime eşitti. y eksenini 1 bölü molar cinsinden ifade etmiştik. x eksenini de saniye cinsinden yazabiliriz. Buradan da k hız sabitinin 0,0817 çarpı 1 bölü molar çarpı saniyeye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan bir detayı atlamayalım. Çoğu ders kitabında katsayının 2 olmasının hız yasasını nasıl değiştirdiği anlatılmaz. Çoğu kitapta ikinci dereceden tepkimeler için kullanılan hız yasasında çizginin eğiminin k değerine eşit olduğu belirtilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı çoğu kitapta 0,163 olarak verilirdi. Daha doğrusu 0,163 çarpı 1 bölü molar çarpı saniye. Ancak siklopentadiyenin önündeki katsayı 2 olduğundan teknik olarak doğru cevabın bu değer olacağını hatırlatalım. Sonuç olarak da zamana göre 1 bölü sitoppentedyen dirişimini grafik üzerinde gösterdiğimizde düz bir çizgi elde etmiş olduk. Buradan da bu tepkiminin ikinci dereceden bir tepkimi olduğunu anlayabiliriz.